Yok şimdi böyle hesse. Şimdi tabii ki oyuncular özellikle biliyorsunuz 2-0'da 2-0 riskli bir skor. Biz bu dakikalarda da Hesse'nin biraz savunmaya dönüşlerinde biraz sıkıntı gördük. Yorulduğunu gördük. Çok gayretli oynadı. Ve hep söylüyorum zaten bana göre Hesse daha şu an %70-80'lerine belki gelmiştir. Hesse'den biz daha yüksek performanslar bekliyoruz. Bunu da inşallah Allah kısmet ederse bu Dünya Kupası arasında işte Antalya'da yapacağımız, burada yapacağımız kamplardan sonra çok daha iyi seviyeye getireceğiz. Çünkü biz oyuncuların işte verilerine, test sonuçlarına göre bir antrenman yüklemesi yapıyoruz. Bunun dozajını fazla yaparsak oyuncuyu sakatlama riskimiz de oluyor. Onun için belli bir zaman sonra bazı maçta özellikle garantilememiş, hani skor olarak garanti almadığımız maçlarda, çünkü 2-0 çok riskli bir şey. O ara bir gol yesek zaten biz Hesse değişikliğini 2-0'da çağırdık. O ara 3. gol olunca Hesse bana sadece hocam 3-0 oldu, hani oynayabilirdim gibi böyle bir ricada bulundu. Ben dedim ki ben şu an sahada kaldığım süreden çok memnunum. İnşallah o zamanlarda gelecek. Hesse ile bizim çok iyi aramız, bütün oyuncularla olduğumuz gibi. O da bana samimiyetinden, güvendiğinden öyle bir ricada bulundu ama kesinlikle öyle bir herhangi bir tepki falan olmadı. Evet, dediğim gibi Hesse'den biz geldiğimizde Hesse benim görüşüme göre ve test sonuçlarına göre %20-30'lardaydı ve biz onu o şeylerde oynatsak ne takıma faydası olurdu, kendisine de faydası olmaz ve sakatlık riski de olurdu. Tabii ki futbolcu her zaman oynamak ister veya bazı futbolcular işte şeyi bahane eder. Ben maç oynayarak kendimi geliştiririm ama tabii bu gerçek değil. Bizde de elimizde veriler var. Testler yaptık. Bilimsel testler, kan testleri, koşu testleri, laktat testleri. Bunun sonucunda da bakabiliyoruz ki hangi oyuncuyu ne kadar değerlendirebiliriz, ne zaman oynatabiliriz. Ama Hesse'nin çok önemli bir kariyeri sahip olmasına rağmen mesela bizim bu söylediklerimizi bizimle birlikte hareket ederek gidermeye çalıştı. Devam ediyor çalışmaya. Çünkü inandı, istese belki kariyerli başka bir oyuncu dese ya işte bu hoca ne diyor, ben bu halimle de oynarım, çalışmama gerek yok düşüncesine sahip olur. Ama Hesse'de bazı şeyleri yüzüne söyleyince, gerçekleri yüzüne söyleyince bu da evet hocam doğru diyorsun, daha çok çalışmam lazım. Bu hocanın oyun anlayışı bu şekilde, buna katılmam lazım. Arkadaşlarımla bu savaşa mücadele dahil olmam lazım düşüncesiyle o çalışarak kendi formayı aldı. Ben her zaman oyuncularıma diyorum formaları ben açacağım, siz kendiniz almanız gerekiyor. Hesse'de çalışarak devam etti ve sürekli devam da ediyor. Dediğim gibi ama benim Hesse'den çok daha fazla beklentilerim var. Şu an %100'üyle oynuyor ama şu an %100'ü %70 bana göre. Demek istediğim şu an limiti neyse onu yapmaya çalış. Hem savunma kısmına dönüşlerde, geçen hafta hatırlarsınız Giresun maçında özellikle 3. bölgede kaptırdığımız top sonrası bir tane savunmaya dönüşü haftanın en hızlı sprinti oldu. 34 nokta küsür hıza ulaştı. Bu da gerçekten her futbolcunun yapabileceği bir hız değil. Bu hani her oyuncu hem fiziksel olarak yapamaz hem de açıkçası zihinsel olarak bu takıma yardım etme duygusuyla oluşan bir şey. Dediğim gibi bunu inşallah diğer arkadaşlarımızla birlikte geliştirip Ankara Gücü camiasını daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Zahit'le ilgili diğer arkadaşlar Zahit'ten daha önde olduğunu düşünüyorum. Oyun anlayışımda şu an diğer arkadaşları tercih ediyorum ama kesinlikle Zahit'le ilgili hani defteri kapatmış, kafamda silmiş değil. Ona bağlı. Dediğim gibi az evvel bu takımda herkese benim şeyim açık, formayı vermeye şeyim hazırım. Yeter ki oyuncu çok istesin, çalışsın, bu oyun anlayışına geçiş yapsın. O zaman o da o fırsatı yakalarsa veririz. Diğer şekildeki sonuç... Evet. Ya tabii ki
Ben bugün geriye baktığım zaman her zaman gerçekçi olmaya çalışıyorum. Bu nasıl bir gerçekçilik? Şu an biz ilk geldiğimiz Beşiktaş maçında içeride geçen senenin %70-80'ini koruyan bir Beşiktaş'a karşı ve sezona iyi başlamış, coşkulu oynayan bir Beşiktaş'a karşı 3 antrenmandan çıkmışız. O dönem oyuncularımızı daha çok net tanımıyoruz. Fiziksel olarak yüklemeleri daha istediğimiz seviyeye çekememiş. Takım orada çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Tabii ki taraftarın, ambiyansın ve mücadele anlamında çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Futbol anlamında daha iyi olabilir miydi? Olurdu ama ondan sonra Alanya'ya gittik. Alanya'da da belki bugün gibi sonuç alabileceğimiz bir maç oynadık. Hatırlarsanız Boli'nin iki tane ilk yarı, ikinci yarı bir tane, ikinci yarı Ali Soğuk'un hani inanılmaz net pozisyonlara girdik. O mesela benim için hep aklımda olan, orada gerçekten kaybettiğimiz 3 puan var. Onun dışında geri döndük burada, Sivas'ı yendik. Yenmemiz gereken bir maçtı. Başakşehir bakılınca çok iyi bir kadro, geçen sene oturmuş kadro, çok kaliteli bir kadroya sahipler. Onların karşısında da çok böyle hani zor duruma düşmeden maç 1-1 iken işte bir tane 30 metreden yediğimiz bir gol, talihsiz bir gol. Maç berabere bitse kimse bu maçı, bu puanı Ankara Gücü hak etmedi diyemezdi. Tek tek maçları yorumluyorum da böyle düşünüyorum. Devamında İstanbulspor gibi kritik maça gittik. Orada da almamız puan, 3 puan aldık. İyi futbolla pozisyona girdik. Bir tek benim şu an aralarında Giresun'daki ilk yarı hiç memnun kalmadım. Çok oyuncularıma da dedim. Normal şartlarda bir Giresun deplasmanına gidip de o sağ şartlarında bir puan alınca belki bir tarafınız böyle mutluluk da hissetmesi gerekiyor. Ama ben bir türlü sanki o gün kendimi mağlup gibi hissettim. Çünkü ilk yarıdaki o futbolu hiç kendi takıma yakıştıramadım. Çünkü evet zemin çok kötüydü. Bizim alışık olmadığımız bir zemindi ama ben her zaman diyorum ki bazı günlerde belki oyunun bir tarafını çok iyi yapamazsınız. Hücuma belki çok fazla gidemezsiniz ama savunma kısmını takım halinde çok iyi yapacak olmasa bu kadar pozisyon vermezsiniz. İlk yarı orada öyle bir maalesef bir sıkıntı yaşadık ama devre arası işte bazı oyuncu değişiklikleri, bazı oyuncuların yerlerinin değişmesi, oyunculara bazı sert uyarılarla ikinci yarı çok çabuk reaksiyon gösterdiler. Orada da ikinci yarı bana göre daha böyle başa baş bir mücadeleydi. Öne geçtik, sonra koruyamadık ama dediğim gibi ben puansal anlamda kesinlikle şu anki bulunduğumuz noktanın daha üstünde olmamız gerektiğine inanıyorum ve ona yönelik zaten çalışmalarımızı yapacağız. Çünkü gerçekten bu camiye çok büyük bir cami. İnsan camianın içine girince daha da büyüklüğünü anlıyor. Çok çok düzgün bir yönetimimiz var. Başta Faruk Başkanımız. Bu kulübü sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Ekonomik anlamda belki de Bursa Spor gibi zor durumlardan bir yerlere getirdi ve tabii ki beklentileri büyük. Biz de o beklentilere cevap vermek için oyuncularımızla birlikte inşallah bundan sonraki süreçte çalışmaya, gelişmeye devam edeceğiz. Başka sorusu olan? Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.